Ben sinefilim. Vallaha. Batman'den çıkıyordum, Batman oluyordum ya. Küs olduğun ayakkabıların var mı? Var. Of Allah'ım of! Kaslı ve 22 kilo. Cineverse'ün sunduğu sinemaya dairin 10. bölümünden herkese bıçak dolusu sevgiler. Volkan'cığım nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk Ozan Akyol. İyiyim sen nasılsın? Çok iyiyim. Şunu gördüm daha iyi oldum. Bu harika İki ya. İki bölümdür böyle bir şey var. Bunu sen mi getirdin evden? Benim hiçbir fikrim yok. Getirip koymuşlar. Bir çeşit... Takı. Bana bir takıyı <laughs> anımsattı. Evet, takı gibi evet. Birçok izleyicimize de belki kendi hayatlarından bazı kesitleri anımsatmıştır. Ne yapıyorsun? Ne yapalım be? Film izliyorum, film yorumluyorum. Arkadaşlarımla filmler üzerine konuşuyoruz. İşte gideceğim filmleri düşünüyorum hangi filmlere gitsem diye. Sadece filmle yatıp film, filmle kalkıyorsun yatıp filmle galiba. Kalkıyorum, evet. Evet. Çünkü ben, ben sinefilim. Vallaha, geçmiş olsun. Sinefil Hiç olmuşum. Hiç bilmiyordum öyle. Sura bakma. <laughs> Çocuklar çok kötü sinefil olmuşuz. <laughs> Üzerinize afiyet. Havalar da zaten tam ona uygun. Sinemalarda kapabileceğiniz yegane hastalıktır sinefillik diyelim. Ve çok da kaptırmayın bu işleri kendinizi diyelim bence. Sinema güzeldir ama gidersiniz, izlersiniz, çıkarsınız. Hayat evet. devam eder. Havalara girmeyi özledim ben ya. Sinema salonuna gitmemin en büyük nedenlerinden biri havaya girmekti. izleyeceğim filme göre. Küçükken ben çok havaya giriyordum evet. ya. Çok güzeldi. Batman'den çıkıyordum, Batman oluyordum ya. Peter Pan'den çıkıyordum, Peter Pan oluyordum. Şimdi çok öyle olmuyor. Bazen işte şansımız varsa çok korkunç bir filme gidiyoruz. Gece rüyama giriyor. Kabus görüyorum. O da şanslıysam yani. Çok cool filmlerden çıkıp böyle eve kadar o havanızı taşıdığın oldu mu? Benim çünkü bir iki defa böyle toplu taşımada enseme falan hapşırıldı ve gitti. Yani büyü bozuldu. American Psycho'yu izledim falan filan böyle bir. Patrick Bateman mıydı? Aa bir dakika. Norman Bates'le Bateman arasında var. var. değil mi bir şey? Var. Psycho, American Psycho. Bates, Bateman. Kesin vardır. Kesin orada bir Bu ateş ateşlemişlerdir. Bu çocukta beyin yok. Inci var, inci. Nişan almış, vurmuş. Evet, evet i̇nci taneleri Taktihe. bak. Evet. <laughs> Yılmaz Erdoğan'ın ölümsüz eserinin bir kavramsal sanat olarak dışa vurumu. Kademeli. Evet. Bir hayat tesbihi diyelim. Kademeli bir keyif diyelim. Keyfimi kademelendirmeye karar verdim. Kademelendir diyendirin. beni. Hazır kademelendirme demişken Volkan'cığım aç bakalım da millet kendine kaç puan vermiş devam edelim. Program her geçen gün Volkan Öge'nin bıyığı gibi güzelleşiyor demiş. Aha. İlginç. Volkan Ögen'in bıyığı de yani güzelleşen bir şeydir. Ayrı bir bıyığın yok senin. Sen O bir bütünün parçası değil mi? Öyle ve hiçbir zaman güzelleşmiyor. Yine de teşekkür ederim. Ya ben de saçımla başımla ilgili çok fazla negatif eleştiri alıyorum. Gerçekten elimden gelen bu. Hani ben çok uzun süre önce bıraktım bu işi. Çünkü bak benim saçlarıma, sakallarıma bak. Hani berbere gittiğinde yere düşen saçları böyle alelacele piritle yapıştırmışlar gibi. <laughs> ve beni yayına çıkarmışlar. Gibi. Beni böyle kabul edin arkadaşlar. Arkadaşlar bakın her yerde beden olumlama beden olumlama diye geziyorsunuz. Şu kardeşinize de bir kıyak geçin artık ya. Şöyle olumlayayım. Bu saç modeli ne? Bu bir saç modeli değil. <laughs> Bu bir oluş. Yani Model bir şeylere değil. çok kafayı takmış gibisin. <laughs> yani anladın mı? Bir konu üzerinde çok bilgim var gibi duruyor. Ömer Çelakıl'dan aklına geliyor. Gibi. Benim saçım Çelakıl yeni saçı. nesil bir Ömer Çelakıl saçı. Yani benim kıl şeyim, iktidarım Ömer Çelakıl iktidarı gibi düşünebilirsiniz. Onun saçına yaptıkları gibi düşünebilirsiniz. Rahat bırakın insanları. Beni de Ömer Çelakıl'da. Önce... Sorduğumuz soruya değil de kendi kafasına göre şeyler yazan insanların yorumlarını şöyle bir geçeceğim. Bu iki adam bu kısıtlı içerikte harcanıyor yazmış büyük harflerle. Nerede kullanacağım bizi? Sence biz nerede daha verimli olabilirdik? Ya şöyle güzel bir nüfus müdürlüğünde çalışıyor olabilirdik ikimiz. Geliyorlar bize yan yana oturuyoruz. Benim çayım bittim sen bana çay söylüyorsun ben sana söylüyorum. Aramızda böyle cam mekan bloklar var ve arada şey diyorum. Akşam nasıl? Mesela Galatasaray-Fenerbahçe maçına gönderir mi? falan filan gibi. Çocuklar geliyor mesela yeni bebek nüfus kağıdı çıkartıyoruz. İsimleri koyuluyor falan. Şakalar yapıyoruz. Yanlış isim şakası evet. falan yapıyoruz. Ben şöyle hayal ettim. Seninle hep konuşuyoruz ama hiç hiçbirbirimize bakmadan. İşlerimizi yaparken. Hımm. Damga vuruyoruz mesela Olur. işte. Ha aralarda ne böyle. oldu? Hallettim o geçen ayki evet. işini falan. Sen de oradan bana sesleniyorsun gibi bir şey olabilirdi. Bir süre sonra nüfus müdürlüğünde pozitif bir hava esmeye başlıyor, İnsanların yüzü gülüyor ve e, o kadar mutlu ediyoruz ki insanları idam ediliyoruz. Evet. Çünkü nüfus müdürlükleri aslında var olduğun yerler ya. Oralar Seni olmasa var varlığın yerler. kanıtlanmayacak. Biz sizi yine var ederdik be. Yani evet. YouTube'da olmaz, nüfus müdürlüğünde var ederdik. Nüfus müdürlüğü gönlünü bırak. Onların verdiği nüfus kağıdı olmadığı zaman zamanında alıp götürüyorlardı seni. Kağıdın var mı? Yok. Kafa kağıdı. Geçmiş olsun. Varla yok arasında bir yerde yani alt taraftaki fotokopicide. Varlığın yakıyor, yokluğun yok ediyor. Durmuyor deli yüreğim. Durmuyor deli yüreğim. Çarpı iki. Sonra kuşçu sahnesiyle açılış. Doğru. O zaman ortalama 5.9 puanlık bir hayatım var diyerek tekrar bu puanlama sistemine bir dönüş yapıyorum. Ömerim. Arada çıkıp girebilirim. Tabii ki tabii ki tabii ki. Ortalama 5.9 puanlık bir hayatım var. Geçen hafta tatile gittim. 7 civarına yükseldi. Ama dönüş yolunda çok yoruldum. O yorgunlukla işe gittim. 3 gün boyunca 3.1'lik bir hayat yaşadım. Kendine haksızlık eden bir kardeşimiz. Bence de yani bir de bu kadar dalgalı yaşamamak lazım. Yani insanlık Medeniyet dediğiniz şey hayatımızı biraz daha yayılı yaşamaktır. Böyle tatile gittim, bu ona çıktı, işe gittim, bire düştü falan gibi. Bu sizi çok ciddi bir dalgalı bir evet. frekansa sokar ben ve de, bu hayatınızı kısaltır. Allah korusun sonra doktor doktor gezersiniz. Ben çok kötü, ben çok kötü. Aslında siz kötü değilsiniz. Hayat çok kötü, insanlar çok kötü, yaşadığınız dünya çok kötü. Onun için siz yine puanınızı böyle elinizi korkak alıştırmayın. Bol bol verin, biz bakarız. Peki yani 5.9 puan ha. üzerinden mi şey Kaç yapalım? Kaç şimdi? Normalde izleyeceği filmi söyleyelim. Tatilde bir daha giderse izleyeceği filmi söyleyelim. Çok güzel. Bir de döndüğünde izleyeceği filmi söyleyelim. O zaman söyleyelim. yapıştır. 5.9. İncir reçeli. Yapıştır. 7'yi ben söylüyorum. Buyurun. Groundhog Day. Çok güzel film. Hele kış tatili yaparsanız çok güzel Öf. izlenir. Sapancıya gideceksin abantam Abant'a. Bir tiny house'a girin. Dışarıda kar yağsın. Evet. Bunlar nereden çıktı deyin. Bir anda böyle hastalık gibi çıktı ya onlar şeyin sapancanın bedeninde. Evet. Ulan bir hafta önce yoktu diyorsun. Birçok hastalıkta öyle oluyor. Aa, Kaşınıyor mu diye sorarlar evet. insana. Kaşın, kaşınıyorsa sorun yok gibi bir yerden yani. Doğru. O zaman bir tane de şöyle 3.1 mi dedi. Evet. Bir tane platformdan film izleyin. Ben net 6.2'yim ya. Oğlum EFSO film bak izle mutlaka dersin de arkadaşın izler. Bu ne lan şey gibiymiş yarısında kapattım der yani. işte o film benim. Aslında çok güzel bir filmim ama bakınca iyi görünmüyor. Aksiyonu heyecan da yok ama senaryo çok iyi. Tutu çekilmiş gibi mi düşünüyor kendisini acaba? Kurtlar Vadisi böyle bence tam olarak. İnanılmaz bir öykü. E, fakat berbat bir prodüksiyon. Altınok'ta ikilik bir film önereceğiz. Şey, Bow is Afraid olabilir mi? İzlemedim bu arada. Nasıl? Güzel mi? Yoksa e, tam böyle mi? Bence böyle ve ben onun iyi tarafına bakıyorum abi. Yani o film iyi bir film. Ama hani biraz yük insanların üstünde. Yani birçok tanıdığımız insan da öyle değil mi? Hani bizim üzerimize yük olmasını değil de iyi taraflarına odaklanmayı seçiyoruz. Ben de o filmin bana yük olmasını değil iyi taraflarına yani benim alabileceklerime odaklandım. Bu arkadaşımıza da onu layık görüyorum açıkçası. Sevdim de kendisini. Herhalde o olsun. zaman olsun. Boys Afraid diyoruz. Evet. Ya da Süt Kardeşler. Bence çok güzel bir film. Bu arada Süt Kardeşleri şu an Behzat'la Süheyl Uygur oynuyor. Niye söylemiyorsun diye. <laughs> Peki şahane pazardan bir şey katmışlar mı içine? Mesela ineğin üzerinde yıkılmadım ayaktayım diye şarkı söylemeye çalışan biri var mı? O rodeo sırasında yıkılmadım ayaktayım söyleyenlere her defasında gülüyorum. Şu an YouTube'da açsam yine gülüyorum. Bence iyi bir fikir, iyi bir format ve krallardı yani pazar gecelerinin. Pazarın kralları. Evet. Her şeyi yaptılar. Takım elbiseler, biri renkli giyiniyor, öyle evet. düz giyiniyor. Bir de bunların bir tane üçüncüsü beyazlattı. var. Üçüncüsü tam evet. geçiş çevresi gibi ikisinin arasında ara form, ara form biri <laughs> falan. İnanılmaz bir aile ya. İnanılmaz aile. Evet. Onların da filmini çekebiliriz aslında. 3.5 Elin Avrupalısı Türk filmi yapmaya çalışmış gibi tüm klişeleri koymuş. Oryantalizm kokuyor leş gibi. Size Midnight Express'i öneriyoruz. O da bir ecnebi tarafından oryantalist bir bakış açısıyla Türk toplumunu ve Türk hapishanelerini anlatıyor. Bir, bir suç zamanında filmi. çok büyük olay olmuştu. Ben evet. küçükken hatırlıyorum. Türklere bir saldırı gibiydi yani. Türkiye'ye bir saldırı niteliği taşıyordu falan. Müzikleri de Giorgio Moroder. Moroder değil mi? Tabii tabii. Chase diye bir evet. track var çok güzeldir. Ben üniversitede felsefe okumuş bir fabrika işçisiyim. Anlaşılamıyorum ama herkes tarafından da seviliyorum. IMDB puanım 6.3. Bazen anlaşılamamanızın sebebi Konuştuğunuz dil olabilir. Yani kötü konuşuyorsunuzdur ve kimse sizi anlamıyordur. Ya da yazım yanlışları, imla hataları mı olabilir? O da diyorsunuz. olabilir. Doğru. Ya da bazen mesela Türkçe altyazısı olmayan filmler oluyor. Böyle Kuzey Avrupa dillerini. Ben evet. de onları anlayamıyorum. Anlaşılamamak her zaman anlayamayanın Doğru. Suçu değildir. Bazen sizin de suçunuz vardır. Doğru. Ama herkes tarafından da seviliyorum. Dark gibi bir şey bu galiba. Dark'ta da kimse hiçbir şey anlamamıştı ama herkes çok sevdi. Evet. IMDB puanım 6.3 Orada da fabrika demiş. da vardı. Felsefe de yapılıyordu. Hepsi varmış. Ne her şey var. Siz Dark'ı izleyin ya. Belki sinema filmini yaparlar Dark'ın. Ben mesela öyle... Makinisti izlesin mi? Ya film diyor. <gülüyor> <gülüyor> o bu, ne heyecan. <laughs> 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 Makinisti böyle anlatamam. oğlum. Makinisti nasıl film ya? Film. <laughs> Oo. Ne grubuza olan o. <laughs> Sanırım hayatım kötü Türk komedi filmleri gibi. Çok iyi. Eğlenceliymiş gibi görünüyor ama kimse izlemiyor. Hmm. Hayatıma puanım 3.1. Laz Kit örneğini vermiş. Laz Kit diye bir şey var, hatırlıyor Biliyor musun? musun? Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama Laz Kit sanırım böyle böyle bir kartopu gibi büyümeye başladı bence öyle. İzledin mi? Biraz izledim. Ya yani nasıl Recep İbibik gibi bir <laughs> tat bekliyordum. Ondan da kötü galiba. Dediğim için çok korkmuştum çünkü böyle bir yayla gibi bir alanda Dalton'lar geliyordu. Onları hatırlıyorum böyle pijamaları falan vardı. Karadeniz şivesiyle konuşan bir kadın vardı. Ya böyle şey gibi. Covid dönemi ateşin 40'a çıktı mı hiç? Çıkmadı. Benim çıktı. Tam uykuyla uyanıklık arasında görebileceğim bir şey gibi. Ah! Dik kalkacağım bir şey gibiydi. Şey olarak yani boğukluk olarak yoksa izleyebilirim. Bazen hazır olman gerekiyor. Hayat seni Last Kite hazırlamalı yani. Abi beni hazırlamadı galiba. Lucky Luke's Missing Brother mı? Ya Red Kite'ın kayıp kardeşi kesin lans çıkıyordur. Öyleymiş. Arkadaş kendisini zaten yorumlamış, puanlamış, filmi de yazmış. Tamam siz gidin. Berbat filmleri de yani bu arada ya benim öyle bir modum var mesela. Bazen akşam çok güzel bir şey izlemek istiyorum. Sinemaya gitmek istiyorum. Bazı akşamlarda Süper Turnike izliyorum. Dublajlı dublajlı film izliyorum. Ee, medya Doğma dost, gibi. Insan içine çıkarmayacağın Pijama altlarım vardır hani böyle utandığın akrabaların gibi ama onlarla nasıl eğlenirsin oh be rahat şunu çektim dersin üstüne yine o tişörtünü çekersin kimsenin görmek istemediği ama geri geldiğinde de Grand Tuvalet gidiyorsun gördün Fatih Altaylı'ya gitmişin. Evet ya Böyle. öyle bir şey oldu ama benim gerçekten yırtık pırtık bir tişörtüm var dokusunu o kadar seviyorum ki asla atamıyorum. İşte. Gitsem o dokuda bir tişört bulamaz mıyım acaba diye düşünüyorum alışveriş merkezlerinde. Bulurum ama o yırtık Bulsam bile gibi o olmaz. Olmuyor. 7 bölü 10 bir insan olduğumu düşünüyorum. Dümdüz de sayılmaz ama 8 ve üzeri olacak kadar da bir numaram yok. Adam olana çok bile dediğimiz bir nitelik gayet yeterli, kafi. Yani kendi kendine ders vermiş bir anda. Yeterli. 8 gibi büyütecek bir şey yok. 6'ya da düşmüyor. 7'de bir film arıyoruz. Eskilerden söyleyeyim. Fugitive mesela. Richard Kimball. Aaa kaçak. Ford. Çok sevdiğim Çok bir film. Çok güzel film lan. Aç aç izle ya. Tersten de kaçak. Doğru söylüyorsun. Kendinden kaçak. Volkan abi kaç tane Volkan Öge pardon. Kaç tane ayakkabımı açıklar mısın? 5 Valla. Tam biliyorum Beş lan sayısını. Azası varsa da atmışımdır ama henüz çöpe atmamışımdır. Küs olduğun ayakkabıların var mı? Var. Benim de var. Bir tane yani. ayakkabım var. Çok sevdiğim ama gidip bir numara büyük almışım. Ona küstüm biraz. Hı -hı. Atamıyorum da. Orada duruyor öyle mal gibi. Ben çekilsem 8.8'lik bir siyasi drama olacağım ama ülkem buna müsait değil. Yine havalara girmiş. Yine havalarda ya. Ya niye havalara giriyorsunuz siz ya? İşte ben 8. ne oluyor, 8 .8 oluyor bu ülkede 8 .8 lik ya? 8.8'lik politik film olamaz ya bir kere. Nasıl olabilir? İnsan olalım ya. insan olalım. Yok ben politik gerilim olurmuşum. Gerçi biz istedik sizden. Kusura bakmayın. Size şunu öneriyorum. Bir zamanlar Anadolu'da. Selamun Aleyküm abiler. Sizi uzun süreden beri takip ettiğim için puanımı 5'ten başlatıyorum. Ozan abiyle iki kere karşılaşmışlığım var. Biri jacuzzi konseri arasında sigara içerken, diğeri Rammstein konseri dönüşü aynı uçağın sırasını beklerken. It follows. Her yerde benim peşimdeymiş. Aç It Follows'u izle, biraz ilişkimizi düşün isterim. Bu arada ben çok iyi bir film It Follows. Evet. Ben çok severim. Böyle icat korku filmlerine bayılıyorum. Bayağı güzel. İlk kafasız adam Atilla Arcan'dır. Yaşınız yetmeyebilir. Lütfen bunu yanlış anlamayın. TRT'de blue box tekniğiyle kafasını yok etmiştir. O zamanlar sadece blue box deniyordu. Sonra yeşilli pembesi kullanıldı çekimlerde. Ne güzel bak bilgi verdi bize beyefendi. Sağ olsun. Ben bir iki bölüm önce de bir yanlış yapmışım. Çetin Çeki demişim. Çetin Çiftçioğlu olacak şakacı. Onunla ilgili de gerçekten sözlü yazılı uyarılar aldım. Bunu da düzeltelim buradan. İş eşittir, kuvvet çarpı yol demiş biri. Sen onu yanlış söylemişsin. Onunla ilgili de bazı arızalar vardı. Bunu yanlış İş eşittir, evet. kuvvet çarpı yol nesini yanlış söylemişim? Başka bir şey demişsin. Bu kadar da yani düzeltmeye başladıysanız madem hazır eliniz değmişken ülkeye de bir komple girmek... El atın. El atmak artık boynunuzun borcu olsun derim yani. Get out. Siyahi erkekler yerine Karadeniz erkeklerini hipnoz eden bir aile olabilir demiş. Bu bambaşka bir yerden... <laughs> Kaydırma yapmış. Sınavda kaydırma gördüm de YouTube'da kaydırma ilk defa görüyorum. Başka... Böyle bir şey yaptık değil mi? Yaptık. Yaptık. Babil Kulesi ve Profilo AVM'nin mimarı aynı uzaylılar olabilir mi? Profilo AVM'de yıkıldı be. Profilo AVM Avru, neydi ya? Yıkıldı. Ne kadar kötü güzel bir <laughs> Bence güzeldi. Ben çok vakit geçirdim orada. Garip, huzurlu, çok sınırlı bir evet. tadı vardı. Sınırlıydı. Yani yapı şeklinde engelli doğan ilk yapıydı yani. Çok zaman geçirdiğim. Evet. O kare kare dükkanların Orada içinde. ben de çok geçirdim gerçekten şeyde. Nerede olduğunu hatırlatan bir AVM'ydi. Mesela bazen mesela zorlu da çok vakit geçirirsin. Zincirli kuyuda olduğunu unutursun. Başka bir dünyada gibi ama profil AVM'deyken Mecidiyeköy'de olduğunu evet. asla unutmuyordum. Bu gerçekle burun buruna yaşıyordun. Doğru. İlk yarı seyircilerin heyecanlandığı, ikinci yarıda seyircilerin illallah ettiği gereksiz bir remake. Oo, kendini böyle mi evet. tanımlamış? Vallahi helal olsun. Değil çok. mi? Tatlı bir tanımlama. Bitter köfte. <laughs> Ismi de güzel. Şey olabilir, Invisible Man olabilir. Invisible Man, evet. evet. Bu Kevin Bacon'ın oynadığı. Ben eskiyi seviyorum. Yeni'yi izledim. Bir de kadının evet e, oynadığı şey. Gerçekten kimseyi göremediğimiz bir evet. kostüm gibi. Evet, yani şey dedim. Aman, ondaki hava bunda hiç yok ya demiştim ama. Cold Penguin demiş ki, 3.3 sallama çay gibi daha çok oralet. Hayatın akışı gibi değil. Dolu dolu mutfak tezgahında bulaşık sırası bekleyen bisküvili puding tabağı kadar boş. Süreyen opsiyonel. Bir yemek olan türlü kadar can barındıran türsüz film gibimsi. Değilse de canı sağ olsundur. Solda olabilir. Çok şaka yapmış. Aşırı Yapan fazla zeka... şaka olan e, bir Gülse Birsel filmi öneriyorum kendisine. Şaka üstüne şaka şaka. Yılbaşı, ne? Gecesi. Yılbaşı gecesi. Yılbaşı gecesini senin izleyin. filmin kucakla yılbaşına kadar onu izle ve hazırlan. 3.1 için bana bir film önerisi sevinirim sevgili Ozan Ak Bey. Ya izleyip böyle ulan böyle film mi olur diye aşırı sinirlendi film oldu mu? Oldu. Çok çaldın ya oldu. ruhumu dediğin. Mulholland Drive. Bayağı sinirlenip başlarım böyle filmin içine deyip <laughs> Ben söyleyeyim mi? I'm thinking of ending everything mi ne? Ha, evet. Of, ending things. Of Allah'ım of. Of Allah'ım of. Yani film böyle <laughs> beni yükseltti sürekli. Size onu öneriyorum 3.1. Sizleri çok seviyoruz demiş. Ama bize mi demiş o da belli değil. Oğuzhan Kavurmacı. Bir diyalog gibi sizleri seviyoruz, çok 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 seviyoruz demiş ama hı hı. biz üzerimize alınmadım ben. Valla yorum şeyini... Biz sizleri seviyoruz demiş olabiliriz, onlar da çok seviyoruz diye hı. cevap vermiş olabiliriz. Ya geçen şeyi düşündüm. Ölümden sonra hani cennet ya da cehennem yok da... ...Araf'ta sadece seninle ilgili yorumlar okunsa yani sonsuza kadar... ...seni çok seviyorum Volkan abi saçının şurası şöyle çok çirkin gözüküyor... Bilmem yani öldükten sonra da senin hakkında yapılan hem öncesinde hem sonrasında yapılmış bütün yorumları sürekli önüne getirse bir sistem. Nasıl yani, olur? Buna cennet mi denir, cehennem mi denir? Şu an yaşadığım dünyaya daha çok benziyor. Doğru. Şu anda yorumları okuyorum ben. doğru O zaman şöyle diyebilir miyiz? Belki de bu dünya başka bir gezegenin ek hizmet binasıdır. Sinemaya dairin 10. bölümü bitti. Sizden bir konu hakkında yardımınızı ve fikrinizi bekliyoruz. İzlediğiniz ve sevdiğiniz filmlerin aslında ismi şu olmalıydı diyorsanız. Yani gerçek isminden memnun değilseniz bize muadil isimleriyle ya da kafanızdaki isimleriyle gelebilir. Ya da bize filmi söyleyebilirsiniz. Abi sizce bu filmin ismi ne olmalıydı gerçekte diye sorabilirsiniz. Bu bir çeviri olabilir. Yani İngilizceden evet. Türkçe çeviri de hoşunuza gitmemiş olabilir. Bir Türk filmi olabilir. Mesela Dangal bana ilk başta hiçbir şey vermiyor ama... Kaslı ve 22 kilo gibi bir şey deseniz anladım galiba deyip filmin içine girebilirim ben. Çok güzel özetlediniz. Evet. Yani örnek vermek her zaman iyi. Hem seyircinin ağırlığına saygısından. Öyle gelebilirsiniz. Paribus Cineverse'un sunduğu sinemaya dair programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.